Evet değerli misafirler, şimdi huzurlarınıza YouTube'da başladılar. Daha sonra dijital platformlarda devam ettiler. Gerçekten sıfırdan başlayan bir hikaye. Şimdi sinemada Adana 01 ekibi geliyor. Alkışlar Savaş Satış, Onur Akbay, Hakan Aygün için geliyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten sunarken de söyledim, sıfırdan gelme hikayesi. YouTube'da başladınız. YouTube'da insanlar birine tavsiye etti. Sonra dijital platforma geçti ve sinemadasınız. Evet. Ne demek istersiniz? Bizim için çok zorlu bir mücadele oldu. Hı hı. 4 yıldır senin de dediğin gibi abi. Kendi emeklerimizle başladık. Arkamızda bir medya gücü yoktu. Tamamen gönüllü bir oluşumdu bu. Daha sonra YouTube'da devam ettikten sonra bir dijital platforma geçtik. Orada güzel bir 4 sezon çektik ve işin sonunda da en başından beri hayalimiz olan 01'in sinema. Sinema baştan beri hayalimizdi Savaş. İlk günden beri hayalimizdi abi. Yani ilk bu bölümü, birinci bölümü çektiğimizde aslında bu bölümü de kısa film festivallerine gönderme gibi bir niyetimiz oldu. Ancak çok hızlı dönüş almamız gerekiyordu. 2 yıl kadar İstanbul'da bu işleri kovaladık, koşturduk, bir türlü olmadı. O zaman dedik hızlı reaksiyon. İstanbul'da olmayınca mı Adana'da bu işe başladınız? Tam olarak öyle abi. Aa, çok iyiymiş. Sen ne diyeceksin Onur? Senin için, ikiniz için de mi olmadı? Yok, ben aslında normalde özel sektörde okuldan mezun olduktan sonra, üniversiteden mezun olduktan sonra özel sektörde mühendislik yapıyordum. Mühendissin? Aynen. Ne mühendisi? Maden mühendisiyim. Maden normalde. Mühendisi? Aynen. Ne olmadı da? Yani, ne abi aslında her şey normal gidiyordu. Ta ki Savaş'ın bir telefonuyla her şey değişti aslında. Her şey İşi şeydi, gücü bırak gel Adana'ya geliyorsun. Yok ben zaten Mersin'de özel bir firmada mühendislik yapıyordum. Savaş'la sürekli iletişim halindeydik. Hani üniversiteden 2010'dan beri arkadaşız biz. Üniversiteden beri arkadaşız. Savaş işte İstanbul'a geçti bir okul bittikten sonra falan. Orada ya yani burada işte bu işleri kovaladı falan. Bir gün telefon çaldı, Savaş arıyor, ne yapıyorsun falan. İyi dedim vallahi, ne yapayım işte, çalışıyorum, şantiyedeyim falan. İyi işte, ben de Adana'ya geldim dedi, işte bir dizi çekeceğiz falan. Allah Allah dedim, iyi hayırlısı olsun. E sen de gelsene dedi. Yani kardeş dedim, ben çalışıyorum zaten. İşim sabah 8 akşam 6 mesaim var, her şey yolunda yani. İşte bir internet dizisi çekeceğiz falan. Ben ilk başta şey yapmadım yani, hani normal böyle YouTube'a çekilecek bir şey. Yani bir içerik sandım bir şey, yani değil. Eğlencesine. Bir de arkadaş grubu toplanmış, eğlencesine bir şey çekilecek sandım. Neyse gel zaman git zaman sürekli konuşuyoruz Savaş'la. İşte bir akşam yine ben işten eve geldim. Savaş'ı aradım, ne yaptınız diye, nasıl gidiyor diye. İyi işte birinci bölümü çektik, fragman kestik, harika oldu falan. E at izleyeyim dedim. Yok işte kimseye göndermiyoruz işte gizli falan. İnternet düşer değil mi? Aynen. Doğru. Ya at dedim, ne olacak yani izleyeyim falan. Neyse attı bana. Telefonu kapattıktan sonra fragmanı izledim, bir daha izledim, bir daha izledim, baktım 6.'yı falan izliyorum artık. Çok iyi. Beni içine çekti. Sonra Savaş'ı aradım. Valla dedim, hani bir şeyler yazarsanız gelirim falan dedim. Ama işin içinde tam para da yok, işi gücü nasıl bıraktın? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok abi. Fragmanın etkisinden ha? Fragmanın etkisinden sonra zaten ilk set, ya ilk set deneyimim de değildi aslında ama ya prodüksiyonlu bir set diyelim. İlk defa deneyimledim. Gittim baktım, bir de setteki bütün herkes benim üniversiteden arkadaşım zaten. Çok. Hepimiz tanışıyoruz yani. Sonra işi bir aksatmaya başladım. İşte set daha bir öne geçti. İşten kaytarmalar falan başladı. Zamanla. Yok dedim, ben radikal bir karar alıp işten istifa ediyorum dedim ve 01 ailesine katıldım. Çok güzel. Bütün başarı hikayeleri aslında hep bir böyle bir döngülerle oluyor ya. Kaderin böyle sert kararlarla oluyor. Bazen bir şeyleri bırakmakla oluyor. Yeni şeylere başlamak. Hocam siz sinema filmiyle tanıştınız bu ekiple. Aynen öyle. Değil mi? Aslında benim üçüncü sinema filmi oldu bu. Ama bu ekiple değil değil mi? Bu sizin ekiple kendi. Değil. 4 sezon onlar gerçekten sıfırdan bir şeyleri yarattılar. Hı-hı. Çok uğraştılar. Bir yere getirdiler. Sen ben de ekmeğini yiyorsun. Birazcık aynen öyle hazıra konmuş gibi hazıra oldum. Hazıra kondun. Keyfin yerinde. Helal etsinler. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum onlara. Senin için hazırlandılar 4 yıldır. Yani seni evet, hak etmek olabilir. İçin. Çünkü 01 ailesi gerçekten çok büyük bir aileymiş. Ben filmin bir hayranıydım zaten. Filmden önce pardon dizinin bir hayranıydım. Ve diyordum ki ne kadar güzel bir iş ya. Adamlar helal olsun, ne kadar güzel bir iş yapıyorlar filan. Demek o kadar içten söylemişim ki bunları böyle
pat diye filmin içinde olmak nasip oldu. O yüzden her platformda onlara teşekkürü bir borç biliyorum yani. Bir fragmanı izleyelim. Alkışlarla 01 Adana'nın fragmanını izliyoruz. Hayırlı olsun gerçekten. Şimdi Tobi hani film yapmak da var ama bir de filmin yapımcısı da oldunuz. Yani o da büyük başarı gerçekten. Kendiniz yaptınız filmi de. Ya ilk çıktığımız günden beri böyle gidiyorduk abi. Hı-hı. Yani bizde bir oyuncu, bir yönetmen veya işte herkesin tek bir vasfı yok işte. Hı-hı. Bizim sahnemiz biterdi. Arkasından prodüksiyondaki arkadaşımız anahtarı uzatırdı. Havalimanından biri gelecek ki tonu al gel. Ona. Oyuncuları biz seçerdik. İşte bir sahne kurulması gerekiyorsa, o an yönetmenin bir işi varsa hemen biz o sahnenin hazırlık aşamasını hayata geçirirdik. Yani Adana 01'deki oyuncu dünyası daha çok gerçek insanlardan oluşuyor değil mi? Yani bir oyuncu da var da ya oradaki çocuklardan da faydalanıyorsunuz durumu var değil mi? Abi genelde bu tarz mahallelerde yaşayan, yani Hürriyet Mahallesi'nde başladık biz bu işe. Bu tarz mahallelerde yaşayan çocuklarla iletişime geçip onları aslında bu projeye kazandırma gayretindeyiz. Ya onları aslında gerçekten de bulunduğu sıkıntılı bir ortamdan tamamen daha sanatsal bir ortama, yani daha tiyatral bir ortama taşıyorsunuz. Yani tabiri caizse sinemayla rehabilite etmeye çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Yani... Bizim işte bir ufak çaplı bir ajans kurduk sadece kendi oyuncularımızı seçebilmek için. 18 binin üzerinde bir kayıt var Türkiye geneli. Adana'da binlerce genç var ve bu gençlerin artık dizi sektörüne veya işte 01 yapımın yaptığı işlere dahil olma gibi hedefleri var. Böyle bir başarıya imza atmak istiyorlar. Hayatlarında birçok şey değişiyor. Bizimle çalışan birçok kardeşimiz var. Hı hı. Hepsinin hayatında çok mükemmel değişiklikler oldu. Evlendiler, çocuk sahibi oldular. Biraz daha hayata tutunmaya başladılar. 18 bin insanın kendi bulunduğu hayattan çıkıp oyuncu olmasını istetmek olağanüstü bir başarı. Yani oradaki çocuklar adına... Ben size teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz büyük başarı yani. Hala da devam ediyoruz. Hmm. Hala da bu gençlerle iletişimimiz devam ediyor. Yani. Peki bir de herkes susa da bir susmak diyorsunuz sloganda. Bir yandan da bir aslında hikayesini okuduğumda çocuk istismarına karşı da kadına şiddete karşı da bir tarafı var filmin. Evet, evet. Onur ne demek istersin bununla ilgili? Kanayan bir yara. Hmm. Çocuk istismarı, kadına şiddet. Aslında kanayan bir yara. Biz de bu yaraya biraz da olsa sanatsal anlamda sinema filmimizde bir parmak basalım dedik, bir değinelim dedik. Hı hı. Ve iyi olduğunu düşünüyoruz. Hani çok böyle incitmeden aslında, çok böyle bir şeyleri galyana getirmeden bir değindik. Hı hı. Biz başardığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Ülkece de filmi izleyenlerden de çok iyi tepkiler alıyoruz bu konuda. Giden herkesin ayağına sağlık. Bizi olumlu olumsuz yönde eleştiren herkese sizi teşekkür ederim. Sizi şimdi YouTube'dan bedava izliyorlardı. Sonra dijital platformda biraz para vermeye başladı. Şimdi sinemaya geliyor mu seyirciniz? Şöyle. Yani geliyor mu derken sizin o kitle ya ne para vereceğim falan mı diyor yoksa gidiyor mu ne yok, oluyor? Bizim o kitle sağ olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ha. Yani YouTube'dayken de YouTube'dan dijital platforma geçtiğimizde de ve beyaz perdeye de geçtiğimizde de asla ve asla yalnız bırakmadılar. Nasıl tepkiler alıyorsunuz şu an birlikte izlemeye falan gittiğinizde? Evet, harika tepkiler alıyor. Coşkulu mu? Aynen, abi sen filmin kötü adamısın, nasıl tepki alıyorsun? Vallahi, seni tanımıyorlardı, yeni girdin hayatlarına. Evet, yani, sana bir uyuz oluyorlar mı? Oluyorlar tabii. Yani o arkadan konuşmaları biz seyircili gösterimde duyuyorsun. Gayet net duyduk. Tabii benim orada olduğumu da bilmiyorlar tanımadıkları için. Aha. Aslında iyi bir şey yani. Hani, ne kadar küfür yiyorsan o kadar iyi oynamışsın. Yani gibi. Başarılı gibi. Olduğunu gösteriyor. Öyle bir kaçarak bir çıkışım vardı yani Adana'da. Arka kapıda. Çok güzel bir şey. Şimdi programımızın en güzel köşelerinden biri Linç Et geliyor. Gelsin bakalım ilki. Adana 01 diye bir dizi varmış. Kuzenim Adana'nın bilinmeyen yönlerini anlatmışlar diyor. Kardeşim orada anlatılanlar Adana'nın bilinen yüzü zaten. Aynen. Doğru söylüyorlar. Ne diyorsunuz abi? Abi doğru söylemiş. Yani zaten bugün bir herhangi bir gazetenin sabah 3. sayfasını açsak Adana'da yaşanmış hem trajik hem de trajikomik hikayelere denk gelebiliyoruz. Biraz iş mizaha da döndü gerçi değil mi orada? Yani mizahi bir durum da var, gerçekçi bir durum da var. Siz tabii evet daha... ama zaten o yörede yaşayan insanlar hep böyle mizah şeyi nedir derler, kültürü farklı da olsa bir, yani
tam konuşamadım. Yok. Samimi, sıcakkanlı insanlar. Evet, evet. Dolayısıyla eğlenmeyi, muhabbet etmeyi severler. Yani bizle mahalleye gelip, ziyarete gelip, işte eşimiz, dostumuz geliyor, ailelerimiz geliyor. O ortamı gördüklerinde ayrı bir neşe, ayrı bir mutluluk sahibi oluyorlar. Dediğim gibi çok samimi insanlar zaten. Evet, gelsin sıradaki. Abi mümkünse gülme sevgili. Saygılar, sevgiler. Normalde yakıştırırlar ama ilk defa böyle bir eleştiri abi. Aynen. Bunu bu fotoğrafı da Savaş çekti bu arada. Bunu ben çekmiştim. Ama burada gerçekten güldürmüştüm seni. Evet, bir şey söylemiştim ve gülmüştüm orada. Gel dedim, üstünde ağaç var dedim. Hı. Ağaçların içinde öyle bir kompozisyon yaratalım dedim. O arada herhalde bir şey dedim. Tatlıymış. Gelsin sıradaki. Bu çocuk Adanalı gibi değil ya. Sivaslı gibi bir tipi var. Adanalı olmak için saçının kenarları kısa olur, kolu dövme olur. Saçma renkte bir tişört olur. Bunda hiçbiri yok. Doğru söylüyor. İsyan etmiş. Yani Sivas'ta da çok akrabalarım var. İki teyzem oraya zamanında gelin gitmiş. Her sene giderim. Çok da sevdiğim bir ildir. Aslında Adana... Bir de gele daha Sivaslı'ya mı benzedin? Tabii. Öyle bir şey belki, de, belki de oldu abi. Gelsin sıradaki. Diziyi YouTube'dan izledik, internet kanalından izledik. Yeter lan, bir de sinemada izletiyorsunuz. Anladık, tamam. Güzel çekim, oyunculuklar yapabiliyorsunuz. Neyin kanıtı oğlum bu? Yani çok güzel. İsyan etmiş. Bu aslında başarının kanıtı abi. Evet, yani bu aslında bir övgü de. Teşekkür ederim. Evet, valla her yere de izledik, oraya da geliriz, buraya da geliriz diyorlar gerçekten de. Şey de çok önemli tabii yani. İlk işinizde prodüksiyon kalitesi çok belli yani. Güzel bir para da harcamışsınız. Evet. Abi zaten ilk çıktığımız günden beri biz birinci bölümü çektik. İkinci bölümde hemen bunun üstüne ne koyabiliriz? Hem senaryosal anlamda, hadi ilk sezon senaryo sette yazılıyordu. Ama onun prodüksiyon anlamında ne yapabiliriz dedik. Zaten ikinci sezon daha profesyonel bir kamera ekibi getirdik. İşte kamera arkası ekibi kurmaya başladık. Dolayısıyla sinemada da bunun en zirvesini yapmaya çalıştık. Evet, tabii burada en takdir edilecek konu da şu oluyor. İşte dijitalden falan ne kazandıysanız sinemaya yatırmışsınız gibi duruyor evet, şu an. Evet. Bu filmin tutması tabii, lazım tabii, yani. Tabii, yoksa bittik. Yoksa bittik. Yani ben hayatta bu riskleri almayı çok önemli buluyorum yani. Zaten buradan kazanmışsın aynen, parayı. Tekrar buraya yatırıyorsun. Sizin de bence şans yüzünüze gülecektir. İnşallah. Zaten iyi de gidiyorsunuz gişede. Yoksa siz zaten yok, zaten yok. Yoksa tekrar Adana'ya dönüş. Aynen. İstanbul çünkü aniden bir püskürtebiliyor. Biz ekipçe hala söylüyoruz bunu. Her zaman da o şeyimiz var. Hiçbir şey yapamasak döner tekrar YouTube'a bir iş çekeriz diyoruz. YouTube'a değil mi? Tabii abi. Süper. Bütün rahat dünya izleyebiliyor. Bence de. Gelsin sıradaki. Siz de inanmıyordunuz değil mi buralara geleceğimize? Biz hayal ediyorduk. Hayal ediyorduk. Hayal ediyorsun da. Yani bir yerde oğlum şöyle olur mu? Ya ne olacak lan hani. Bir inanç var mıydı bu kadarına? Abi şöyle oldu daha doğrusu. Birinci bölümün fragmanını çektik. Burada İstanbul'da eşimize, dostumuza gelip bu sektörden olan insanlara izlettik. İzleyenin yüzü böyle bir dönüyor. Bu ne ediyor? Nereye çekiyorsunuz deyince dedik ki olmamış bir şey yaptık. Dedik ki bu iş tutacak. İşte ondan sonra Esat'a gel dedik. Esat, bu işte senin müziklerin olmak zorunda. Esat'ı kandırdık, bu işe dahil ettik. Dedik ki tamam, bu iş farklı bir iş olarak bu sektöre gelecek. Ama ne yaşayacağımızı hiçbir zaman tahmin edemedik. Öyle ki ilk sezon oyuncu ararken kendi telefon numaralarımızı paylaştık. Üçüncü bölüm yayınlandığında biz telefon numaralarımızı değişmek zorunda. Evet. Aynen. İşte çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi buraya kadar gelmemizin nedeni de bizi bırakmayan bir izleyici olması. Süper. Harika. Gelsin sıradaki. Adana 01 izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Ondan sonra hemen Aşk-ı Memnu'yu falan izleyin. İçinizdeki psikopatlığı dengeleyin demiş. Aşk-ı Memnu çok güzelmiş. Peki şimdi bir yeni hikaye düşünüyor musunuz galiba? 01 hızlı ilerledi. Evet. Çünkü seyirciyle çabuk reaksiyona girdi ve bunun ilerlemesi gerekiyordu. Bizde çok kontrol edebildiğimiz bir senaryo gelişimi olmadı maalesef. Sinema filmi hariç, dizi süresince. Ama hep derdimizdi yani, daha detaylı aile sıkıntılarını yaşadıkları, ailevi ilişkilerini gördüğümüz veya işte daha ne derler, daha böyle sarmal hikayelerin olduğu içinde ama yine gerçekçilikten kopmadan bir hikaye yazmak istiyorduk. Şimdi de Sokağın Çocukları diye bir hikaye oluşturdu 01'in. Sokağın Çocukları. Evet evet. 01 yapan arkadaşlar tekrar bir arada böyle bir iş yaptık. Onu da şimdi 6 Şubat bugün verdik herhalde. Evet evet, 6 Şubat. 6 Şubat'ta. Yani bu kadar yakın giriyor yani. Evet evet. Çekimlere başlamış. Tabii bugün sete girdik. Evet, evet, hayırlı bugün olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Sonu sinemayla bitsin inşallah. 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 Gelsin bakalım sıradaki. Saçın başın döküldü, bırak artık işte. Çok doğru söylüyor abi. Çok doğru söylüyor. 4 senenin sonunda artık saç... Zaten hiç döküldü mü abi? Yoksa dökülesi vardı mıydı zaten yani? Yani genetik, babamın saçları falan da böyle buralarda açıktır ama benimki tepeden falan da gitmeye başladı. Ama bazen böyle karizmatik dökülür.
Bölüm bölüm tatlı tatlı. Sen böyle tatlı tatlı gidiyorsun. Bir uzuyor o süreç. Yavaş yavaş gidiyor. Uzun uzun böyle. Hani hem bize şimdi bazısı var böyle aniden oluyor. O böyle kelle oldun oluyor. Seninki böyle sindire sindire. Bak her dönem başka tatlı, anladın mı? Abi böyle... ben de senin gibi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim iltifatın için de. Her şey güzel. Ben de bu şekilde motive ediyorum. Bazen Instagram'dan mesela saç ekimi yapan arkadaşlar mesaj atıyorlar. Mesela. Abi sana saç ekimi yapalım dediklerinde bütün motivasyonum geri düşüyor. Onlar evet. Şey var ama işe yarıyor gerçekten. Öyle şey var mı? Yapanlar var artık. Yani ben karakteristik bir özellik olduğuna inanıyorum. Gelsin sıradaki. 01 diye dizi açtılar. Zorla izletiyorlar. Adam Adana kebapla birini dövüyor. Evet ilk sezon. İlk bölüm. Birinci sezon, evet. Birinci bölüm. Bu arada şöyle bir şey var. Bu algı çok yayıldı. Bizim dizimizin adı aslında 01 Bir Zamanlar Adana'da. Bu 01 Adana bizim üstümüze yapıştı. Dizinin gerçek adı 01 Bir Zamanlar Adana'da. Bir Zamanlar Adana. Ara yoktu. Evet. Bir Zamanları yapamadık o yüzden. Bir Zamanlar. Prodüksiyon 90 model arabalar. Gidemeyince de şey almamış. Evet. Seyirci de almamış zaten. Aynen. O zamanları. Gelsin sıradaki. Dizinin en gerçekçi sahnesiydi bu arada. Piknikte mangal yapan enişte tipi. Tamam. <var. gülüyor> Sinema filmindeki bütün eleştiriler bana bu yöndeydi zaten. Benim komik bir olay var, onu söyleyeyim. Filme başlayacağız abi. İşte bir ay kadar bir süre var, kostüm şefi geldi. İşte beden alıyor. Dedim ki dur abla. Benim bedenimi şimdi alma, ben dedim bir 7-8 kilo vereceğim dedim. Tamam dedi, ben ona göre sana küçük alayım. Tamam sen öyle al dedim. Ben bir türlü o motivasyonu bulamadım. 7-8 kilo almış olarak. Aldın evet, öyledir ama. Öyledir. Aynen. Ne zaman bir iş başlasa bir hedef koysan tam tersi olur. Aynen. Stresten olur, bir şeyden olur. Her sezon ben zayıf gireceğim diyorum. Hep daha fazla. Hep daha üstüne koyarak her zaman. Allah'tan sen niye kilo vermek istedin? Böyle göbek falan mı oldu, öyle bir şey mi? Yani, bu da rolle ilgili mi? Böyle aslında kilolu bir çok adam... şey istedik de filmdeki karakter için. İşte saç uzatayım dedim. Evet. İşte daha farklı bir şey olsun dedim ama. Hep insan olmayan. Hiç olmayan oluyor. Saçı uzatayım. Belki zayıf biraz daha farklı olur dedim. Aslında 5. 6. sezon dizi sürecinde de kilo aldım. Bu diziden bir görüntü mü? Bu yok, filmin karesinden. Ha, bu filmden. Evet, filmde bir ormanda bir sahnemiz var. Ama bıyık falan filan yokken bayağı değişikmiş tipin ya gerçekten. Gencim. Öyle mi yakışıklı böyle? Ya da yakışıklı mıyım onu? Abi. Abi yok ya, şeysin ya. Eli yüzü düzgün diye. Aynen. Herkes harika. Evet. Abi çok şeysin yani. Güzel gülen insanlarsınız. Eyvallah. Eyvallah. En güzel. Sana da güzel gülen dedik ama orada da gömdük tam. Bir yerden toparlayacağım. Ben o fotoğrafı çıkışta sileyim hemen. Yok güzel abi, güzel. Bu fotoğraf. Gelsin sıradaki. Adana'daki geçim kaynakları arasına 01 dizi oyunculuğu da girsin. Sanırsın bütün Adana o dizide. Ay ne kadar güzel. Herkes çok demek güzel. Ki bu sizin oyuncu kast ajansı durumunuzu anlamışlar yani. Tabii. Biz ilk 3 sezon boyunca hep duyurularımızı kendimiz yaptık. İşte dizide oynayacak şu arkadaşlara, bu yaşta şu tipolojide arkadaşlara ihtiyaç var dedik. Hı hı. Sonrasında da ajansımıza da yönlendirmeler yaptık. Gerçekten hemen bütün Adana. Bir de bize gelen en büyük bütün Adana'yı diyor, çatışmaları da harcadınız diyor. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Her bölüm. Gelsin sıradaki. Şehirde kimse kalmadı. Sınıfta Adanalı bir arkadaşım var. Adana 101 izlemiyormuş. Neden dedim, içimdeki Adanalı uyanacak diye korkuyorum dedi. Yeterli bir sebep. Çok güzel bir şey ya. Şey güzel abi, Adanalı muhabbeti geçince mesela biriyle karşılaşıyoruz, taksici veya bir dostumuz başka bir memlekete gidiyor. Nerelisin Adana deyince Hürriyet Mahallesi 01 var biliyor musun gibi bir algı oluştu. Ben ilk üniversiteyi bitirip aslında Urfalıyım, İzmit'te doğdum, Ankara, İstanbul'da büyüdüm ama Adana ağzı yapıştı ağzımıza. Geliyorum gidiyorumlar var. İlk buraya geldim bu sektörde işte ajans falan, bana Adanalı'ya çıktı ağzım işte geliyorum gidiyorum. Herkes dalga geçiyordu. Ya bu geliyorum ne gidiyorum ne, ben de düzeltmeye çalışıyordum. Bir farklı olay da şu an herkes dizideki gibi konuşuyor. Herkes kendine benzedi şu an, çok güzel. Aynen. Şu an izlemelere gidiyorsunuz, bir tane video getirdiniz, ona bayıldım yani. Evet. Herkesi böyle bir izlerken bir hücum durumu var. Evet, evet. Sağ olsunlar, ilgi büyüktü. Onu bir gösterseniz abi, izlemelerde nasıl geçiyor? Yani bu programda biz birçok şey konuştuk ama başta senin söylediğin biz oradaki gençleri... Sizi izleyen gençleri sinemayla rehabilite ediyoruz lafı kalmalı bence. Çünkü ben eminim ki sinemalara da... Daha önce sinemaya hiç gitmeyen insanlar bile sinemaya gidiyorlardır bu filmi. Sizin takipçiniz olduğu için değil mi? YouTube yorumlarında şey yazmışlar çoğunluk. Kaderde sinemaya gitmek de varmış. Hiç gidiyorum. İlk defa filmi görmüyorum. İlk kez yani sinema izleyicisi olarak başka bir kitleyi sinemaya çekme... şansına eriştik. Sinemacılardan da böyle dönüş alıyoruz. Harika. İşte bir 8 il gezdik. Sağ olsunlar, her ilde de bizi yalnız bırakmadılar. Bundan sonra işte İç Anadolu'da da olacak, Ege'de de, Akdeniz'de de, Karadeniz'de de
birçok ile gideceğiz, seyircilerimizle buluşacağız. Çünkü 4 yıldır bunun şeyini bekliyorduk, süper, zamanını bekliyorduk. Bu tarz arka mahallelerde yaşayan gençlere bir ümit ışığı olabildiysek ne mutlu. Burada sinemada da göstereceğimiz başarı aslında bu işi uzun soluklu yapmamızı sağlayacak. Sağlayacak. Allah gelen gelmeyen herkesten razı olsun. Harikasın. Çok teşekkür ederiz. Evet. Konuk müzesi hediyesi de ekibimizin. Bakıyorum. Bakıyoruz. Bu filmimizin sloganını üzerinde barındıran bir sivil tişörtümüz. Bakıyorum. Herkes sussa biz susmak. Herkes sussa biz susmak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, alkışlar bu şahane insanları gerçekten. Savaş. Tamam.